Manşete hoş geldiniz. Görüntülerde iki gün önce tespit edilen Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi ziyareti var. Siyaset o günden beri şifre çözmeye çalışıyor. Yazılı açıklamalardaki ya da satır aralarındaki mesajlar nelerdir? Ya da paylaşılan fotoğraflarla ne kastedilmiştir? Bahçeli'nin yüzü, ne bileyim Sinan Ateş davası... Ayşe Ateş'e geçen hafta verilmeyen randevunun saraydan bu hafta alelacele verilmesi ve birlikte fotoğraf verilmesi. Filan bir sürü şey. O arada Nihal çok da devreye girdi. Bakacağız birazdan hepsine. Esasen siyasetin açık mesaj vermesi gerekir. Yani ortalama eğitim seviyesi orta iki olan bir toplumda sizin o seviyede bir lisanla konuşmanız ve mesajınızı net bir biçimde, anlaşılı bir biçimde ortaya koymanız gerekir. Fakat Türkiye'de bu ne, nicedir böyle yapılmıyor. Kapalı kapılar ardında tertiplenen, planlanan oyunlar veya planlar neyse devreye sokuluyor. Ve siz bunu gerçekleştikten sonra görüyorsunuz. Olduktan sonra görüyorsunuz. Ee, olacakları öngörmek epey güçleşti. Bir şey söyleyince de sen filan liderle problemin var galiba. Fişmekan partiyle galiba sorunun var. Ya da filan ittifakla galiba problemlisin. Veya böyle olmasını istemiyorsun falan gibi de eleştiriler geliyor. Fakat son tahlilde günün sonunda 3 gün, 3 hafta, 3 ay sonra takip eden yığınlar da, taban ya da ortaki seviyesindeki kimi gruplar da aynı noktaya geliyorlar. Bir dakika yahu ne oluyor diyorlar. Şu anda esasen Ankara'da yaşanan tam anlamıyla bu. Evet Bahçeli şifreli mesajlar veriyor ama CHP lideri daha açık konuşuyor. En azından anlaşılır konuşuluyor. Konuşuyor. Kimse CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı açıklamalardaki mesajlarına dikkat etmiyor ya da satırlarına bakıp şifre çözmeye çalışmıyor çünkü net koyuyor ortaya İşte Ekrem İmamoğlu ile bugün kameraların karşısına geçti ve Bahçeli'nin yazılı açıklamasından hareketle şunları söyledi dedi ki belli ki ittifakta sorun var o açıklamanın içerisinde her şey var buyursunlar bizim ittifakımıza gelsin gelsinler. Türkiye ittifakıdır bizim ittifakımız dedi. Sarayda kollarını kavuşturmuş seyrediyor. Yani iki ittifak kuruldu şu anda. Cumhur İttifakı ve Türkiye İttifakı. Ortak payda saray. Bahçeli dün yazılı açıklamasında Cumhur İttifakı'na çağırmıştı CHP'yi. CHP'de bugün yeni ittifak kurdu. Özgür Özel. Sen asıl bizim ittifakımıza gel dedi. O arada daire içerisinde özellikle aldım. Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesine bakar mısınız açıklama yapılırken? Açıklamayı izleyelim birlikte. Ya söyledi bunu Özgür Özel. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde işte hem bir kopuş, hem bir sadakat, hem bir bağlılık, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisinden meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Ben Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi İttifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Evet, sonra da Türkiye İttifakı'na katılma şartlarını açıkladı. Uzun. Yani 5 dakikalık açıklamasında tamamen bu var. Orada tabii bakanlıklarla bilgi paylaşımı var, Dışişleri bakanlığıyla bilgi paylaşımı var, maliye, hazine maliye bakanlığıyla bilgi paylaşımı var falan. Yani tuhaf bir biçimde şu son birkaç gündür şunu görüyoruz, CHP, AKP ile ülke yönetimi konusunda belli konularda istişare etmeye başladı, belli konularda beraber çalışmaya başladı. Yani hani gölge bakanlık ihdas etmişlerdi, fakat Gölge bakanlar asıl bakanlarla konuşarak politikalara birlikte karar veriyorlar gibi bir durum oldu. Yani gölge bakanlık bu değil ki. Gölge bakanlık iyi bir müessesedir. Olması gereken bir şeydir. Fakat gölge bakan gidip asıl bakanla oturup strateji belirlemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Sonra işte liderlerin bir, bir sonraki görüşmesi işte Kıbrıs'ın 50. Kıbrıs harekatının. 50. yıl dönümü sebebiyle, vesilesiyle Kuzey Kıbrıs'ta bir buluşma belli ki tertip edilmiş ve... CHP, AKP liderleri orada yan yana poz verecekler. Devlet Bahçeli katılacak mı veya diğer Cumhur İttifakı unsurları katılacak mı? Belli ki 20 Temmuz'da bunun fotoğrafı çekilecek. Yani yaklaşık 5 hafta sonra. Enteresan. Enteresan bir noktaya gidiyor. Fakat... E, Özgür Özel bugün Sabah Gazetesi'nde manşetti. Ve... Yavuz Donat'a konuşmuş. Bu atmosfer devam edecek manşetiyle çıkmış ve Yavuz Donat hatırlayın seçimden sonra Özgür Özelle görüşerek sabaha ilk manşet ilk manşet olmuştu. CHP lideri sıfatıyla ilk olumlu manşet hatta böyle lafları falan alt alta konmuş. Şimdi ikinci kez sabaha manşet oldu. Erdoğan'ın gazetesine Yavuz Donat bir kere daha Özgür Özelle görüşmüş. Fakat bu randevu Erdoğan'la görüşmeden önce ayarlandı ki bu da iki gün önceki sabahın 11 Haziran Salı sabahında Yavuz Donat'ın köşesinin anonsu. Hatay'dayız telefon çaldı arayan CHP lideri özel. Yani orada belli ki bu kotarılmış. Kim kime teklif etti bilmiyoruz ama muhtemelen Özgür Özel görüşmeden sonra sana konuşacağım sen de bunu gazetende yazabilirsin dedi. Ve iki gün önceki randevulaşma bugün bu şekilde kendini gösterdi. Fikri takip esastır. Bu manşeti verirken iki gün önceki Yavuz Donat'ın notunu da koyacaksınız. Enteresan bir noktaya gidiyor. O arada Durmuş Yılmaz ki tecrübeli bir ekonomisttir. Eski Merkez Bankası guvernörü esasen. Doğru kelime bu. Başkanı diyelim. Mehmet Şimşek ana muhalefete ekonomi politikaları ile ilgili bilgi verecek. Doğruysa öyle değilmiş. CHP'li iktisatçılar Mehmet Şimşek ekibiyle birlikte çalışacaklarmış. Saygıda kusur etmeden belirteyim ki CHP'li iktisatçı dostlar bu tuzaktır. 22 yılın enkazına ortak arıyorlar demiş. Aynen öyle. 22 yılın enkazına ortak aranıyor. Yani enteresan bir şekilde ittifaktan memnun değilse gelsin bizim ittifakımıza katılsın dedi Özgür Özel. Tam anlamıyla tabir yerindeyse Erdoğan'ın yörüngesine girmiş durumda CHP genel başkanlık katı. Eee rejim ekonomideki çuvallamanın faturasını tek başına belli ki üstlenmeyecek. Buna CHP'yi de katacak ve bundan sonraki hırpalanma sürecinde dar orta gelirli ağır hırpalanacak. Enflasyon ortada, ücretler ortada. Bu konuda diyecek ki biz CHP ile de birlikte siyaset geliştirdik. Bu işin siyasal sorumlusu sadece biz değiliz. CHP de bu işin içinde bak muhalefet de katıldı bizim kadrolarımıza. Birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz ama ne çare bu kadar yapabiliyoruz diyecekler. Devlet Bahçeli'nin yüzüklü mesajı Instagram'a koydu bunu. Twitter'a değil ve çokça e, paylaşıldı. Burada Allah bana yeter yazıyor yüzükte. Mesaj açık. Hemen elinin altında da bir dosya görülüyor. Yani e, bir yönüyle ciddi bir rest, meydan okuma. Tam da böyle işte Özgür Özel görüşmesinin, Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesinin olduğu gün. Elimin altında da dosyalar var falan diye planlanmış ve Instagram'a da bu şekilde konmuş bir e, fotoğraf. Bununla ne olmaktan ne murad edilmektedir falan ayrı bir konu. Fakat Devlet Bahçeli'nin gerek bu görüşme trafiği, gerek Sinan Ateş iddianamesinde her gün ortaya çıkan davasında daha doğrusu her gün ortaya çıkan yeni detaylar Ayşe Ateş'in, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in saraya çıkması ve birlikte fotoğraf verilmesi ve daha pek çok şey ki Ayşe Ateş o arada saraydan sonra yarım düzine parti lideriyle görüştü. Ahmet Davutoğlu, da bir sürü parti lideri, Temel Karamollaoğlu hepsine gitti tek tek. Bir yönüyle de rahatladı kadıncağız. Yani ciddi tehditler altındaydı. Kendisi ve çocukları rahatladı. Birazdan ona bakacağız. Hal böyleyken e, yani hem ekonomik tablo ortada hem de iktidardaki bu daralma sıkışma ortada. Devlet Bahçeli'nin açıklamasında şu vardı yazılı açıklamasında. Çok şey vardı ama biri önemliydi. 1 Temmuz'da biz de dedi Sinan Ateş duruşmasında olacağız. Ve o zaman işte figüranlarla hesaplaşacağız. Bu kurulan oyunun figüranlarıyla hesaplaşacağız. Acayip tuhaf tuhaf bir noktaya girildi yani. Can alıcı sorular bunlar, can alıcı konular. Çok öfkeli, son yazılı açıklamasının tek nedeni Sinan Ateş davasıydı. Bütün zaten yazılı açıklamanın ruhunda o var. Bu MHP'ye çok zarar verdi ve hasar verdi. Her geçen gün de hasar büyüyor. Ondan dolayı iddianamede bir takım ayıklamalarla işi sağlama aldığını düşünüyordu belki MHP lideri ama sonra bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Basına sızan ve sızdırılan dosyalarla. Muhatap Erdoğan, sadece Erdoğan ki zaten yazılı açıklamada da o var bilmem kaç noktada Temasların canımı sıkıyor ama canımı sıksa da bunu sineye çekerim ortaklığı bozmam dedi demeye getirdi. Yani nasıl olmasın ki işte bu temas gerçekten bahçenin canını sıktı. Orada Erdoğan'ın da sinan ateş cinayetini çözeceği yok. Bu cinayeti kullanıyor. Erdoğan'ın geriye doğru sicilinde bir sürü cenaze var ve bir sürü bir sürü katliam var. Kimin katlini, kimin öldürülmesini önemsemiş ki? Siyaseten işine geleni alıyor, işine gelmeyeni de bu şekilde e, bir şekilde bertaraf ediyor. Ama e, Ayşe Ateş, Ateş görüşmesini sadece şu açıdan önemsiyorum. Ateş ailesini, Ayşe Ateş ve kızlarını rahatlattı. Buna ihtiyaçları vardı. Bana göre tek somut yararı budur. Niye? Çünkü sarayın bir, yönü, bir yönüyle koruma kalkanı veya kanatları altına girdiler. Türkiye böyle sarayın iki arasında her şey. Güvenlik de orada, yargı da orada, emniyet de orada, istihbarat de orada. Ve siz sarayda bu fotoğrafı verince ben artık sarayın koruması altındayım diyorsunuz ve siz de kızlarınız da rahatlıyor. Tek faydası budur. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye koşullarından, idealden bahsetmiyoruz. İdeali terk edeli çok oldu. Bakın burada Ayşe Ateş uzun açıklamasında saraydan sonra diyor ki ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlattı ve yürüttüğüm adalet mücadelesinde bana güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi. Demek ki hep annesiyle yatıyormuş. Yani bir somut faydası varsa o da bu. Ayşe Ateş ve kızları rahat bir uyku çektiler o gece. Ömer Çelik AKP bu tür şeylerde hemen mesaj vermez atlamaz falan filan ama hemen atladı Bahçeli'nin yazılı açıklamasına ve altını çizdiğim daha doğrusu sarıyla işaretlediğim şu mesajlar önemli. Güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu konudaki irademiz tamdır. Sen ne dersen de diyor. Yani bu mesaj çok düşünülerek atılmış bir mesajdır. Mesajın altı çizilecek iki noktası da orasıdır. Kalanı hikayedir. Zaten orada belirtiyor Erdoğan'ın talimatlarıyla olduğu net bu mesajın. Böyle. Bakın Türkiye de çok büyük problemler var. Yani hangi birini söyleyeyim? Erdoğan yeni kabinesini açıklayalı bir yıl oldu. Hatta 10 gün önce bir yılı doldurdu. Bu kabinenin en güçlü bakanlarından biri ve en flash isimlerinden biri Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti. O geldiğinde dolar 20 liraydı şimdi 33 liraya da dayanmış durumda. Faiz 8,5'tu şimdi 50. Yani asgari ücret emekli ücreti asgari ücretin altında, asgari ücret de açlık sınırının altında. Dar ya e, ağır bir ekonomik tablo var ve bundan sonra düzeleceğine hiçbir inanç yok. Yani daha önce Big Mac menüsünü getirmiştim ekrana McDonald's. 2018 sonunda 13.95 olan hamburger menüsü şu anda 245 lira. Ve 4 yıl boyunca seçim yok diyor iktidar. TÜİK'te Çiğdem Toker çok başarılı bir gazetecilik yaparak enteresan bir satır arasından bir detayı yakaladı ve bunu da TÜİK'e doğrulattı. Günün en önemli gelişmelerinden biri budur bence. Ekonomistleri heyecanlandıran bir gelişmedir. Ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını son ve ondan önceki çöpe atma gerekçesidir. Bir yani disk üzerinden bir davayı takip ediyor. TÜİK neden enflasyon sepetindeki yararlandığı fiyatları veya işte yararlandığı malları, maddeleri neyse sıralamıyor. Ya enflasyon sepeti şudur. Domates şu kadar arttı, peynir bu kadar arttı. Ne bileyim su borusu şu kadar arttı. Filan diş macunu bu kadar arttı. Bütün bunlardan bir örneklem oluşturulur. Ve bir fiyat araştırmasıyla, bir tespitiyle, istatistik budur. Binlerce insan çalışıyor orada. Ve bu fiyatlardaki ev kirası, faizler, her şey. Araba fiyatları, bu fiyatlardaki artışlar değerlendirilir. Kendine göre bir hesaplama e, biçimi vardır. Ve buna göre de aylık enflasyon, yıllık enflasyon ilan edilir. Gıda enflasyonu ilan edilir filan yani. Kalem kalem. Bunun olmadığı ortaya çıktı. TÜİK bu enflasyon sepetini nicedir paylaşmıyordu. Disk de bunu paylaşmak zorundasın diye mahkemeye gidiyor ve bizimle paylaş diyor bunu istiyoruz bak diyor mahkeme kararı da var paylaşmak zorundasın. Hangi maddelerle sen böyle bir enflasyona ulaştın? Son açıklanan enflasyon 75'ti dikkatinizi çekerim. Bana 75 buldu yani 75 bulduğunu söylüyorsun yıllık enflasyonu. Bana bunu hangi verilerle bulduğunu göstermek zorundasın diyor. Bütün dünyada böyle bir şeffafiyet vardır. Diyor ki TÜİK verdiği yazılı cevapta. 2022 Mayıs ayından itibaren yani son iki yıldır kurumumuz tarafından hesaplanmaya ve yayınlanmayan ortalama madde fiyatlarının yani yayınlamadık bu madde fiyatlarını ama kurumda mevcut değil bu madde fiyatları ondan diyor size gönderemiyoruz. Yani madde fiyatları diye bir şey yok. TÜİK farklı acayip endekslerle veya kendine göre ürettiği bir takım yöntemlerle bu işi hesaplıyor. Ve bunu Yazılı açıklamasında da bugün teyit etmiş. Diyor ki ortalama fiyat değil fiyat değişimlerinin ağırlık ağırlıklandırılmasıyla yapılan hesaplanan endeks değerleri kullanılıyor. Dünya genelinde işte hiçbir ofiste de bu filan yayınlanmamaktadır falan diyor. Filan neyse o sonra da şeyi kabul ediyor. Diskin erişimine sunulması gerektiğine karar verilen konu kurumumuzca e, madde sepeti, 2023 tüfe madde sepeti riske gönderilmiş ancak talep edilen ortalama madde fiyatları kurumumuzca hesaplanmaması nedeniyle mevcut olmadığından madde düzeyinde ortalama fiyatlara ilişkin bilgi talebinin karşılanması mümkün değil diyor. Yok olmayan şeyi seninle paylaşamam diyor. Ve bambaşka endeks mendeks falan filan filan şeyleriyle işte %75'i çıkarıyorlar. Yıllık ki o da Avrupa'nın en yüksek açık ara dünyada da 3. 4. enflasyon yani. Böyle bir ülke ve böyle bir ülkede CHP İktidara bir yönüyle, bir yönüyle iktidarın yörüngesine girdi diyelim. Daha başka şeyler söylenebilir de hani en azından biraz daha e, hafif bir ifadeyle, daha yumuşak bir tespitle. Bakın gündem bu. İzmir kemer altında ilk kent lokantası açılmış İzmir Belediyesi. İstanbul'da da var ama yetersiz. Bilmiyorum yenileri açılacak mı? Menü fiyatı yaklaştırayım bakın. Ezogelin çorba, İzmir köfte, pirinç pilavı, cacık 50 TL. Yani siz bu menüyü 100-150 de yapsanız insanlar önünde kuyruğa girer. O derece bir yakıcı hayat pahalılığı ve geçim zorluğu var Türkiye'de. Türkiye'de tablo bu. CHP'de tutuklanan Kepez Belediye Başkanı e, serbest bırakılmış, tahliye edilmiş. Bilmiyorum görevine döner mi, dönmez mi ama bu da iktidarla CHP arasındaki örtülü bizim bilmediğimiz belki yarın açıklanacak, kamuoyuna açıklanacak yarın yani yarın derken ileride açıklanacak bir konudur. CHP'li belediyelere kayyım atanmıyor ama DEM Parti söz konusu olduğunda kayyım atanıyor muhtemelen. Mesut Kocagöz de yakın zamanda döner ki zaten Mesut Kocagöz tutuklandığında Belediye Meclisi toplanıp yeni başkanı seçti. O da CHP'li oldu. Ama bu biliyorsunuz Doğu Güneydoğu'da böyle uygulanmıyor. Doğu Güneydoğu'daymışken Hicrandır Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yap yaparken öldürüldü. Bir kaçma kovalamaca sonucunda o sokağa düşen işte kaçaklar ve polisler silahlar mermiler derken biri Tahir Elçi'ye isabet etti ve onu öldürdü. Üç polis yargılanıyordu. Biri müebbet istemiyle savcı dün beraat talep etti ve mahkemede bunu kabul etti. Böylelikle bir faili meçhul daha adaletin tozlu raflarına intikal etmiş oldu. CHP 8 milletvekiliyle bölgedeydi. Başta Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi olmak üzere ama yaşanan olaylar yani 28 Kasım 2015'ten bu tarafa yaşanan olaylar... ...delillerin karartılması, kamera görüntülerinin sililmesi, tanık ifadelerin, tanıkların tehdit edilmesi bir sürü şey burada bir cinayet, bir faili meşhur olduğunu gösteriyor. Yani bir takım olaylara sonrasında yaşananlarla bakabilirsiniz. Bu öyle bir olaydır. Ve zihninizde şüphe varsa bile o şüpheyi izale eden bir şeydir sonrasında. Sonraki 8 senede, 9 senede yaşananlar. Böyle bir ülke. Şimdi adalet demişken Aksaray'da bir fayans ustası jandarma komutanlığı binasının duvarına idrarını yaptı diye 3 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Yani normalde en fazla kabahatler kanununa falan girer. Belki ufak bir para cezası ile yırtarsa falan. Ülkede herkes herkesi bir şekilde mahkemeye veriyor ve içeri atmaya çalışıyor. Niye? Duvara idrarını yaptı diye. Yani zurnanın zırt dediği yer burasıdır. Ama çalışsınlar. Yani ittifak komisyonları artık Cumhur İttifakı komisyonları mı çalışır? Türkiye İttifakı komisyonları mı çalışır? Fakat yarın e, cuma günü bir in-out yaparsam Out Cumhuriyet İttifakı in Türkiye İttifakı olacak. Yetiştirebilir yaparsam böyle olacak. Bağlarken Avrupa'daki Avrupa Parlamentosu seçimleriyle değişen siyasi dengelere bakalım. Cengiz Aktar Almanya'ya ilişkin ki AB uzmanıdır kendisi. Enteresan bir tespit yapmış. Diyor ki Almanya'da yıllardır yükselişte olan AfD doğum yeri olan eski doğum, Doğu Almanya'yı sildi süpürdü ki Doğu Almanya işte şeyde haritada ...maviyle görülen bölüm... ...yani Doğu Almanya ile Batı Almanya... ...1989-90... E, ...dalgalanmalarında... ...tekrar birleşti... ...Doğu Berlin ile Batı Berlin de birleşti... ...arada duvar vardı, duvar yıkıldı... ...1963'te çekilmişti o duvar ama... ...Almanya'nın bölünmesi 1945... ...Dünya Savaşı'nın bitiminden sonradır... ...fakat duvarın yıkılması... ...her iki, yani üzerinden... ...35 sene geçmiş... ...yani 1990 2000 yani neredeyse... E, bu kadar zaman geçmesine rağmen hala tam anlamıyla bir birliktelik, hala tam anlamıyla bir entegrasyon sağlanamadı. Onu anlatıyor. Almanya haritasına baktığımızda eski Batı ve Doğu Almanya ayan beyan görünüyor. Yani AFD'nin oy aldığı, patlama yaptığı yer Doğu Almanya tarafı. 1945'ten bu tarafa soykırımcı geçmişiyle nispeten yüzleşebilmiş Batı Almanya'nın aksine Doğu Almanya birleşme sonrasında söz konusu yüzleşmeden azat edildi. Haberi yok diyor Doğu Almanların. 45-89 arasındaki Stalinci tercihleri sayesinde toplumu unutturduğu büyük suçun artçıları bugün AFD vasıtasıyla paldır küldür rücu etmiş halde diyor Cengiz Aktar. Şahane bir tespit, şahane bir yorum diyor ve bugünkü manşeti de böyle noktalıyoruz. Erdoğan özgür buluşmasıyla, özgür özel buluşmasıyla. Evet siyaset, KJ'de de onu yazdım. Oyunu boz, plana sadık kal siyaseti. Maalesef yani oyunu boz, plana kal, plana sadık kal siyaseti. Yani oturup da Sinan Oğan'ı, Meral Akşener'i, şunu bunu, işte Muharrem İnce'yi kritik etme dönemi bitmiştir. Yeni inceler, yeni Oğanlar, yeni Akşener'leri konuşmamız lazım. Onları konuşmak vakit israfı, başka bir şey değil. Haftanın son manşeti Cuma günü tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın.